Doğalgazın olmaması. Doğalgazın olmadığında. Evet, doğalgaz meselesi. Benim 100 metrekare yerim var. Bana ne verecek? 100 metrekare yeri olana. Yıkılıp da yeniden yapılsa daha güzel olacak. Haklı olarak da belediyemiz de diyor ki arkadaş işte burası yıkılacağı için. Vatandaşı memnun edecek bir formül üretmeye gayret ediyoruz. Evet sayın seyirciler, şu anda İlk Adım Belediye Başkanı Sayın Necatin Demirtaş Beyefendinin yanındayız. İlk Adım TV ekranlarından yayınlamış olduğumuz Mahalleler Konuşuyor programında konuk olduğumuz Hastanebaşı ve Kökçeoğlu Mahalleli ile ilgili soruları başkanımıza soracağız. Sayın Başkanım, yapmış olduğumuz sokak röportajlarında vatandaşlardan aldığımız yorumlarda mahallelerle ilgili kentsel dönüşümü talep ediyorlar, istiyorlar. Bu yönde bir talepleri var. Sizin de bu konuyla alakalı bir girişiminiz oldu kentsel dönüşümle ilgili bu mahallelerde. Bu süreçten bize biraz bahseder misiniz? Evet, bu kentsel dönüşüm meselesi yeni bir mesele değil. Bizim önceki belediye başkanlığımız zamandan daha önceki dilimde ilk adım eski belediye başkanı Erdoğan Tokbey zamanında burada Hastanebaşı ve Kökçeoğlu'nda kentsel dönüşüm kararı almıştı. Lakin aradan geçen 5 yıl o yaptı, 5 yıl ben yaptım. 10 yıla rağmen henüz orada bir ilerleme kaydedilemedi. Sebebi de şu, şimdi kentsel dönüşümde kamulaştırma, eğer anlaşamadığınız kişilerle kamulaştırma yapmanız gerekiyor. Burada da daha önce alınan Büyükşehir Meclis kararıyla emsal 4 olarak belirlenmiş. Lakin bizden önceki dönemde Erdoğan Bey zamanında Büyükşehir tekrar bunun üzerine bir karar alarak kat sınırlaması getirmiş. Yani 11 katı geçemez demiş bina yükseklikleri. Şimdi böyle olunca emsal 4 demek şu demek, 100 metrekare yeri olana 400 metrekare inşaat hakkı sağlamak demek. Ama kat sınırlamasını ortaya koyduğunuzda bu emsal 4 ile sağlanan imkanların dikey anlamda sağlayamadığınızı görüyorsunuz. Bu sefer yoğunluk binaların birbirine iç içe girmesini, çok sıkı bir bina yapılaşması, bir nevi dikey gecekondu tarzında bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsun. Tabii bunu önlemek için arayış içerisindeyiz. Yani emsal 4'e dokunmadan vatandaşı nasıl rahatlatabiliriz diye. Şu anda Kıran'da yapılan yeni konutların Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptığımız görüşmede buradan geçen yapılan plan sonucu ana arterler üzerinde kalan yerlerin öncelikle kamulaştırılarak adalarda müstakilen vatandaşın kentsel dönüşüm yapma imkanına sağlamayı hedefliyoruz. Yani bu ne demek? Şimdi eğer 15 metrelik yollar üzerine gelen konutlarda vatandaşlarla anlaşma sağlanır, bu Kıran Mahallesi'nde şu anda yapımı devam eden konutlara geçişleri sağlanırsa yolların açılması kolaylaşacak plana göre. Sayın Başkanım, söylemiş olduğunuz şeyden şunu çıkarabilir miyiz? Kıranköy'de yapılan konutlar rezerv alan olarak kullanılacak diyebilir miyiz? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız bize dile getirdi bu yönde. Hem Anadolu Mahallesi için hem Hastanebaşı Kökçeoğlu için rezerv alan olarak kullanılacağını dile getirdi. Bizim öncelikle de Hastanebaşı ve Kökçeoğlu'ndaki şu anki yapılmış plan üzerinde 15 metre ve yukarı yolların üzerine isabet eden konutların öncelikle anlaşılarak bu Kıran Mahallesi'nde olan konutlara aktarılması hedefleniyor. Bu sağlanamazsa kamulaştırma da yapılması gerekecek tabii, ama kamulaştırma yapıldığı takdirde vatandaşların bu işte zarar edeceğini biz biliyoruz. Yani kamulaştırmada çünkü arsa bedeli burada planlamayla zaten arsaları çok küçük bir hale kaldı. Binalarda çok eski yapılar. Bunlar 50 yıl %2'dir amortisman. Neredeyse bina değeri sadece bir enkaz bedeli alabilecekler. Böyle olunca da kamulaştırma yapmış olmak vatandaşın çok lehine görülen bir durum değil. Yani mahkemeye de gidilse sonuçta çok fazla bir şey elde edilecek bir manzara yok. Biz de daha çok kamulaştırmadan ziyade vatandaşı memnun edecek bir formülü üretmeye gayret ediyoruz. Şu anda biz de ayrıca kendi aralarında ada bazında anlaşma yapmış olan, müteahhitle anlaşma yapan var ise bunları da
aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Yani plan o arkadaşlarımızın şu anda hem ana Kökçeoğlu'nda hem de hastane başında bir şey tespitine gidiyoruz şu anda. Kime konut sahibi yapacağız? Mesela ölçü ne olmalı? Biz Ankara'da bununla ilgili yaptığımız görüşmelerde bir kere hak sahipliği noktasında bir tespit yapmamız gerekiyor. Kaç kişi hak sahibi yapacağız? Hak sahibi de ölçü ne olacak? Yani kaç metrekare sahibi olanın hak sahibi olacak? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Bu belirlenmeyi de meclis yapacak. Tabii meclise biz bilgileri topladıktan sonra meclise taşıyacağız. Belediye meclisimizde işte diyelim ki örnek olsun diye söylüyorum. 100 metrekaresi olanlara inşaat hak sahibi diyeceğiz. Diğerlerinin kamulaştırarak bedellerini ödemeyi, yani onlara hak sahip, onun dışında kalanlar, daha az arazisi olanları bu şekilde kamulaştırarak aradan çıkarma olmuş olacak. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. Bunun için de burada oturan insanlar ne kadar efendim, ne kadarı kirada duruyor, kişi başına düşen hak sahipliği nedir? Bunlar tek tek şu anda çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlardan aldığımız, bize de gelen bilgiler kentsel dönüşüm yapılması noktasında. Lakin bu yapılamıyorsa doğalgaz verilsin isteniyor. Evet, vatandaşlardan öyle bir talep de var başkanım. Evet, doğalgaz talebi, hastane başı. Çocuğu olmam hasabıyla yakıyla takip ediyoruz. Evet, doğalgaz meselesi çok basit gibi gözüküyor ama biz doğalgaz vermeye kalkıp bu uygulamadan vazgeçtiğimizi kabul edersek bu kez de bu plan, yapılan planlar bir anlam ifade etmiyor. Tamamen başa geri dönmesi gerekiyor. Yani planların iptal edilmesi gerekiyor. Yeni baştan geriye dönüş bir çalışma yapılması gerekiyor. Yeniden mevcuda göre bir imar planı düzenlemesi gerekiyor. Mesela Anadolu Mahallesi'nde bu yapıldı. Ne yapıldı? Mevcut yollara göre, şu anki hali hazır yola göre plan yapıldı. Plan kağıt üzerinde yapıldı. Uygulamada aslında o öyle bir plan şey söz konusu değil ama bakan gelmiş seçim öncesi söz verildiği için bu yapıldı. Şimdi orada kentsel dönüşüm yapılıyor. O planda bir hükmü kalmayacak yani. Şu anki çalışma sonunda oralarda plan manası kalmayacak. Hedef neydi? Doğal gaz alınmasını sağlamaktı. Bu gerçekleşti Anadolu Mahallesi'nde. Şimdi hastane başı da aynı şeyi arzu ediyor. Yani diyor ki madem bu iş kentsel dönüşüm olamayacaksa ya da bu iş uzayacaksa bize de bu şeyi sağlayın diyor. Şimdi burada bizim öncelikli olarak kentsel dönüşüm yapılması yön noktasını baştan anlattığım hususu hayata geçirmeye çalışacağız. Eğer bundan netice anlamazsa bu kez tabii planlama işi sadece bizim işimiz değil. İlk adım belediyesinin karar verip uygulayabileceği bir iş değil. Biz önersek bile şu anda meclis çoğunluğu Büyükşehir'de kat eksiliyetle AK Parti ve MHP grubunda. Dolayısıyla buranın tamam demeden bizim böyle bir öneri getirmemiz de bir şey ifade etmeyecek, yani bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü plan değişikliği gerekiyor. İş o noktaya geldiğinde biz öncelikli olarak bu mevcut imar durumuna göre kentsel dönüşümü gerçekleşecek hamleleri kendi şeyimizi, şartlarımızı değerlendirerek yapma gayreti içerisinde olacağız. Çünkü bu burada artık bu haliyle yaşanabilirliği yok. İki tane araç yan yana girip bir şey oldu, yangın olduğunda, bir memnun olduğunda bunları müdahale etme şansınız yok. Dolayısıyla bu haliyle doğal gaz almak için böyle bir çözüm kısa vadede düşünebilir ama kalıcı bir çözümü sağlamak için de orada kentsel dönüşüm yapılması şart. Başka bir şey yok yani. Anlıyoruz başkanım. Evet. Siz de bu dinamikleri harekete geçirmek için mücadele ediyorsunuz. Evet. Yani, zaten o mahallede doğmuş çok bir insan olarak büyümüş. Uzamaya da devam ediyor. Tabii ki çok kolay bir hadise değil. Bir kere en önemli meselelerden bir tanesi belediye olarak bu işi yapabilecek mali güce sahip değiliz biz. Yani kamulaştıracaksınız, yeni konut yapacaksınız. Kendi imkanlarınız buna yeterli olacak ki bu işi çevirebilirsiniz. Böyle de bir zorluğu var. Şimdi bunlar elinizde yok. Kamulaştırma yapacaksınız, paranız yok. Yani o hatta açmanız için. Bunu da yapamıyorsunuz. Böyle bir ikilemle iç içeyiz. Ama şu anda Büyükşehir'in bu rezerv konutlarla ilgili ana arterleri açma şeyi gerçekleşirse o zaman bu iş daha kolay hızlanacak diye umut ediyorum ben. Evet. Başkanım, çok teşekkür ederim başkanım, içtenlikle vermiş olduğunuz cevaplar için.